Sevgili Mavi Kadınlılar, 10 Şubat yeni ayıyla, Kova Burcu'ndaki yeni ayla karşınızdayım. Bol sürprizleri olan bir yeni ay olacak bu yeni ay. Şimdi sürprizler deyince iyi mi kötü mü diye söyleyeceksiniz muhtemelen ama biraz zorlayıcı olabilir bu sürprizler, onu söyleyeyim. Ama yeni aylar güzel başlangıçları vaat eder yine de. O gün gökyüzünde Jüpiter-Satürn arasında tatlı bir 60'lık var. Bu da diyecek ki şanslı ve sağlam adımlar da atılacak. Tam da sevgililer gününe gelirken güzel başlangıçlar olmasını diliyorum herkes için. Hadi burçlara ve yükselen burçlara etkisinden bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar, yepyeni ortamlara gireceğiniz, çok farklı insanlarla tanışacağınız, belki hayallerinizle ilgili yepyeni adımlar atacağınız bir yeni ay geliyor. Yeni ayın biraz parasal anlamda size sürprizler hazırlaması mümkün. O yüzden harcamalara biraz dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Destek gelecek ama yine de abartmamak önemli olacak. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, kariyer evinde bir yeni ay. Önemli bir yeni ay olacak. Kariyerde yeni teklifler, yeni görevler, yeni projeler çok mümkün ama o günlerde hayatın yoğunluğuyla fazlaca uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu da biraz zorlayıcı olabilir. Neyse ki destek gelecek. Etrafınız, çevreniz sizi destekliyor olacak ama yine de beklenmedik olaylara karşı da hafif biraz boşluk bırakmakta fayda var. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, bu yeni ay size yeni eğitimler, yeni seyahatler, yepyeni vizyonunuzu geliştirecek insanlar getiriyor olacak. Bir yandan ara ara biraz melankoli yapabilirsiniz. Bir yandan böyle belki rüyalar birazcık hani ya da geçmişteki korkular çok gündeme gelebilir. Ama yeni şeyler öğrenmekten geri durmayın derim ben. Kariyer anlamında da bu yeni ay size güzel fırsatlar getiriyor olacak diye söyleyebilirim. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler, bu yeni ay size yeni yatırım fırsatları getirebilir. Ama borç alacak ilişkilerine dikkat etmekte fayda var. Yine davalarınız varsa bu davalarla ilgili çok sürpriz sonuçlar gelebilir. Yatırım için güzel zaman, hayat da sizi destekliyor olacak bu anlamda. Ama dediğim gibi abartmamaya dikkat etmekte fayda var. Fazla riskli işlemlere girmeyin derim ben. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, bu yeni ay sizin ilişkiler ve ortaklıklar evinizde gerçekleşecek. Yeni ilişkilere ya da yeni ortaklıklara merhaba diyebilirsiniz. Ama kariyer anları bu anlamda biraz zorlayıcı olabilir. Kariyerde beklenmedik olaylarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Gökyüzünün biraz büyütme etkisi olacak o günlerde. O yüzden yapabiliyorsanız eğer kendinize de zaman ayırmaya gayret edin derim ben. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Sevgili başaklar, aranızda iş arayan varsa, iş değiştirmek isteyen varsa, işle ilgili bir değişiklik yapmak isteyen varsa bu yeni ay onlara güzel fırsatlar getirecektir. Beklenmedik krizler olabilir, gökyüzünde Uranüs etkisi var ama yine de önemli fırsatların da geleceğini söyleyebilirim. Sadece zaman zaman böyle biraz abarttan uzak durmakta fayda var. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, bu yeni ay aşk evinizde gerçekleşiyor olacak. Yani yalnız olanlar için güzel flört fırsatları karşısına çıkacaktır. İlişkisi olanlar da güzel zamanlar geçireceklerdir diye tahmin ediyorum. Ama çok büyük, çok riskli, parasal konulardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Güzel fırsatlar gelecek bu anlamda, kullanabilirsiniz ama çok büyük ve çok riske girmemekte fayda var. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, bu yeni ay size ailenizle ilgili, evinizle ilgili, yuvanızla ilgili kararlar aldıracak gibi görünüyor. Belki taşınma, belki evde bir değişiklik yapma, belki aileyle ilgili bazı konuları çözme olabilir. Bu anlamda sadece ara ara Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik krizler olacağını bilirseniz ve sakin kalırsanız gökyüzü sizi Jüpiter-Satürn 60'la destekliyor olacak. Güzel çözümler bulacaksınız. Sadece dediğim gibi biraz nefes alıp sonra karar vermek her zaman iyi olur. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, bu yeni ay size çok fazla iletişim fırsatı getirecek. Ticaretle uğraşanlar varsa çok önemli, çok iyi gelişmelerle karşılaşabilirler. Ama gündelik yoğunluğunuz çok artacak. Bunu söylemekte fayda var. Hiç beklemediğiniz olaylar o günlerde gerçekleşebilir. O yüzden birazcık molalar vererek, biraz aralıklar vererek devam etmekte fayda var. Gökyüzündeki Jüpiter-Satürn sizi zaten iş anlamında da destekliyor olacak. Sadece beklenmedik olaylara karşı birazcık daha zaman ve birazcık daha efor sarf edeceğinizi bilmekte fayda var. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, para evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Oldukça da güzel bir yeni ay, yeni fırsatlar getirecektir. Sadece Uranüs sizi biraz daha riskli yatırımlara doğru itebilir. O konuda dikkatli olun. Çok içgüdüsel hareket etmeyin. Para anlamında dediğim gibi güzel destekler geliyor olacak. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, ya güneşinizin üzerinde ya yükseleninizin üzerinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu da tam olarak sizin için hayatın her alanına yansıyan bir yeni dönemden bahsetmemize sebep olacak. Güzel başlangıçlar için, adımlar için,
için, dış görünüşü değiştirmek için bu dönemi kullanabilirsiniz. Sadece çok abartmayın. Bir anda böyle her şeyi değiştirme isteği gelebilir. Ona biraz dikkat etmekte fayda var. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, bu yeni ay 12. evinizde gerçekleşiyor olacak. Bu da rüyalar, iç dünyanız, meditasyon yapmak için oldukça güzel bir zaman olacağını söyleyebilirim. Sadece arkadaşlıklar, eş, dost gibi konularda beklenmedik krizlerle uğraşabilirsiniz. Biraz geri çekilin, kendi içinize dönün ve ruhunuza sorun, gerçekten neye devam etmek istiyorsunuz. Bu anlamda yeni başlangıçlar için, yeni arkadaşlıklar için, yeni insanlar için de fırsatlar geliyor olacak. Sevgili mavi kadınlılar, bütün burçlardan ve yükselen burçlardan bahsettik. Güzel bir yeni ay, sürprizleri içinde barındıran bir yeni ay. Sadece beklenmedik olaylara karşı birazcık daha kendinize izin verirseniz çok daha kolay, çok daha güzel başlangıçlara vesile olacaktır. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.